Merhaba arkadaşlar. 2022 YKS sonuçlarına göre eşit ağırlıkta Türkiye üçüncüsü olan bir konuğumuz var. Sevgili Efe Üstün. Efe hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle seni yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir başarı. Efe bir Bekosistem üyesi sevgili arkadaşlar ve Bekosistem üyelerine yıl boyunca söylediğimiz işte ilk üç yaparsanız sizi İngiltere'ye Liverpool maçına göndereceğiz diyorduk. O ödülü de kazandı. Ben o ödülü İşte uçak biletlerini ve maç biletini tehdit etmek için bugün Tekirdağ'a geldim. Sağ olsun kabul ettiler. Bu hafta sonunda sanıyorum gidiyorsun İstanbul'a, okul başlıyor. Haftaya çarşamba. Çarşamba başlıyor. Şimdi Efe ile sınav sürecini konuşacağız sevgili arkadaşlar. Neler yaptı, nasıl çalıştı? İşte bu başarıyı elde etmek için özel bir şeyler yapılması gerekiyor mu vesaire. Bütün bunları konuşacağız. Sevgili Efe. Sen öncelikle bize eşit ağırlığa nasıl geçtin, niye geçtin, kafanda ne vardı? Yani 9. sınıfta, 10. sınıfta böyle bir bilincin var mıydı? Biraz onlardan bahseder misin? Şöyle, ben her zaman zaten sayısalcıydım 9-10'da. Neden sayısalcı olduğumu pek bilmiyorum ama yani bir süre sonra düşünmeye başladım 10. sınıfın sonunda 11'e geçerken ki yaz civarında hani ne olacağım diye ve endüstri mühendisliğini düşündüm. O da hani mühendislik haricinde bir iş yapabilmem için en uygun olan meslek gibi geldiği için. Yani mühendis olmak istemiyorum. Tıp bana istemiyorum. Göre değil. Aynen öyle. Ne yapayım? O zaman endüstri bari yazayım. Aynen öyle. O tarz bir şey düşünmüştüm. O da içine pek ılım alanladığım kadarıyla. Etkilemedi içime. Daha sosyal olabileceğim bir meslek istiyordum. Başladı aslında. Dershaneye falan yazıldım işte. İlk bir ay gittim. 11'im işte Ağustos'un yarısından Eylül'ün yarısına kadar falan gittim. Dedim ben işletme okuyacağım dedim. Başta işletme okuyacağım olarak geçtim eşit ağırlığa. Hani bana daha mantıklı geldi o. Ve geçtim. Sonra dershaneyi de bıraktım. Kendime bir çalışma programı ayarlayıp 11. sınıf boyunca hatta 12. sınıf boyunca da tamamen işletme odaklı çalıştım. Gideceğim diye evet, çalışmaya başladım. Peki 11. sınıfta bu pandemi dönemi yaşandı. Evet. O dönemler nasıl geçti? Nasıl atlattın? Şöyle benim için aslında daha iyiydi yani pandemi dönemi ders çalışabiliyordun yani. Aynen öyle. Alışmıştım ve hani sabah kalkıyordum. Kendim bir programım vardı. Kalkıyordum, kahvemi içiyordum. Oturuyordum dersin başına. Çalışıyordum. İşte molalar veriyordum. Yine çalışıyordum. Akşam çıkıyordum içeri basket oynuyordum. Burada arkadaşlarım vardı. Normalde çok çıkılmıyor ama işte pandemide yapacak bir şey yok yani. Yani işte o kadar çıkabiliyordum. Peki, 11. sınıfı 11. sınıfta halletmek gibi bir şey var ya. Evet. Şimdi sen 11. sınıfta bir eşit ağırlık öğrencisi olarak hem 11. sınıfımı hallettin, TYT'yi mi hallettin? Ne yaptın? Bir anlatır mısın bize? Şöyle oldu. Yani matematik için, AYT matematik için sadece 11. sınıfı hallettim. Sağlam hallettim. Bayağı çalıştım. Geometriyi de hallettim. Sağlam derken nasıl oluyor sağlam çalışmak? Mesela sağlam çalışmak, nasıl... yani her şeyin mantığını anlayarak matematikte. Zaten sevdiğim için matematiği yani hatta çok abartıyordum yani. Geometride falan bütün formüllerin nereden geldiğini ispatını yapıyordum. İçime sinmiyordu yani. Her türlü bütün formüllerin nereden geldiğini matematikte de öyle. Uğraşıyordum yani. Seviyordum da uğraşmayı ve hani bayağı bir çalışıyordum yani. TYT konusunda bir şey yaptım 11'de. TYT konusunda hafta sonları yapıyordum ya. Hafta sonu pazar günleri falan böyle cumartesi ya da pazar günleri ya işte TYT Türkçe zaten hafta içi de yapıyordum böyle. O zamanlar sizi bilmiyordum. Paragraf falan çözüyordum o aralar. İşte paragraf çözüyordum. Biraz TYT matematikten böyle canımın istediği konulara bakıyordum. Peki şimdi 11. sınıfta güzel çalıştın. Hallettin. Yaz tatili geldi. Evet. 11'in yazında ne yaptın? 11'den 12'ye geçerken. Evet. Şöyle sizi buldum YouTube'da. O şekilde dedim TYT'yi bitirmem lazım dedim. TYT feni bitirdim. TYT matematiği... Bir dakika şimdi sevgili eşit ağırlıkçılar. Bakın ne diyor arkadaşınız duydunuz mu? Yaz tatilinde TYT feni bitirdim. Hani yorumlara yazıyorsunuz ya. Hocam işte feni şimdi niye çalışıyoruz işte unuturuz. Sınava bir iki ay kala baksak daha iyi olmaz mı diyen arkadaşlara cevabım. Efe'nin yazın feni bitirdiğini. Yani fiziği de bitirdin mi? Bitirdim hepsini. Fizik, kimya, biyoloji şunu dedi. Evet. Devam. Bitirdim. Sene boyu yani takıldığım konularda falan baktım fende. Konu çalışması olarak. Onun haricinde alan denemesiyle ilerlettim fene. Aynen.
Zaten bir de şeyi söyleyeyim, hani ekosisteme katıldıktan sonra yaz aylarında TYT'yi bitirmek gerektiğini, ondan sonra 11'i zaten sağlam geçmiş adam ve 12. sınıf başladığı zaman bir tek 12. sınıfın kalıyor. Aynen. Geri kalan 11'i ve 9-10'u, daha doğrusu TYT'yi alan denemeleriyle, denemelerle, işte eksik gördüğün yerleri tekrar ederek, yani çok standart bir süreç aslında, yapılması gereken bir süreç. Yani basit böyle aslında mantığı. Peki 12. sınıf nasıl geçti? Böyle inişler çıkışlar oldu mu? Dalgalanmalar oldu mu? İnişler çıkışlar tabii oldu. Yani iyi başladım aslında, TYT'yi bitirdiğim için TYT netlerim güzeldi başlarda. Yani TYT matematiği de bitirmiştim. Kaç yapıyordun mesela? Hani sezona kaçla başladın Eylül ayında? İlk denemem şöyle. Eylül'de mi yaptılar denemeyi? Evet. Okulda. Okuldaki ilk denemem 97 netti. Maşallah. Süper. Ama mesela dershanede ilk netimde 87 netti. Dershanenin sınavlarına gidiyordum sadece. Sınav kulübü gibi bir şey vardı. Hı. Haftada bir onun sınavlarına dışarıdan giriyordum. Dershaneye üye olmamama rağmen. Anladım. Öyle bir paket almıştım. Haftada bir onun sınavlarına giriyordum. Hem sınav ortamı olsun açısından. Yani ben de şimdi TYT'yi bitirmiş. Yani evet, ne yapacağım? Ne yapacağım yani adam? Yani kendini denemek istiyor, evet, haklı olarak. Yani biz de mesela bu sene şimdi Eylül'de işte mezunlar da geldi. Mezunlar da halledeyim. Biz de Ekim'de başlayacağız. Haftada bir TYT idealdir. Yapılabilir. Ya 97 ve 87 bu arada gidip geldi. 90'lı bir şeyle başladım. Anladım. 100'ü ne zaman geçtin? Hemen ikinci denemede mi geçtim? İkinci dönemden önceydi ya. Şey, ikinci denemede. Ha yok, hayır hayır. İkinci denemede geçemedim ya. İkinci deneme hatta çok zor bir denemeydi. 69 net yaptım. Oo. Yine birinci olduydum okulda ama işte yani denemeye göre zor. Değişiyor yani. İşte arkadaşlar bakın. Şimdi burada hani ben söylüyorum. Ya Bekir Hoca da hep böyle söylüyor diyorsunuz ya. Bak bu arkadaşınız Türkiye üçüncüsü olmuş bir arkadaşınız. Arkadaşınızın bu arada netlerini söylemedim. Şimdi onları da paylaşacağım sizinle. Ama bakın netlerdeki dalgalanmayı söylüyor. Yani nasıl iniyor, nasıl çıkıyor? 69 nerede, 97 nerede? Ya şimdi bu, peki 69 yaptığında oturup ağladın mı? Ya da ne oluyor dedin mi yani? Yani herkes öyle yaptığı için çok da umurumda olmadı yani. İşte sınavı birazcık şey yaptım. Hani. Sınav zordu. Evet. Yani eğer böyle bir sınav yapılsa zaten ortalama düşecekti. Evet. 97 ile aldığımı belki de aynı şey oldu. Alacağım. Aynen. Şimdi ben Efe'nin netlerini bu arada sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. TYT'de 38'e 2 Türkçe, 38'e 2 matematik var. 17'ye 3 fen, 17'ye 3 sosyal var. Çok standart yapmış. 110 doğru, 10 yanlışı var. 107,5 TYT neti var Efe'nin. AYT full sevgili arkadaşlar. AYT'de hiç yanlışı yok. Ve 97,7 OBP'si var. Bu OBP ve netlerle de Hamda Türkiye üçüncüsü yerleştirmedi. Türkiye dördüncüsü oldu arkadaşımız. Koç Üniversitesi'ne ekonomi bölümüne yerleşmeyi başardı. Şimdi tabii tercihini de konuşacağız ama seni en çok zorlayan şey neydi bu süreçte? Sınava hazırlık sürecinde. Yani aslında bir süre boyunca şeydi. Benim AYT'm her zaman AYT'ye çalıştığım için mantıklı bir şekilde artıyordu. Ama bir süre boyunca TYT'de böyle bir dalgalanmaların olması, ne bileyim, bir sınav Türkçeyi çok iyi yaparken sonraki sınav böyle hani okuyorum bir garip geliyor. Aslında ekstra bir dalgalanma yoktu. Hani sıralamalara baktığımda dershanedeki ve okuldaki hani ilk üçte oluyordum mesela hep. Ama netleri bir sabitleme, evet, muhabbeti var ya. Hani netlerin bir ne bileyim yerde, ne zaman artacak falan diyordum. Hani ne zaman yüzün üstünde kalacağım falan diyordum. Onlar sadece birazcık o da çok moralimi etkilememiş. Ekstra yani, etkilemiyordu yani. Ya çünkü çok kendiyle barışık bir arkadaşımız. Evet, psikoloji yani öyle, sıkıntı iyi yaptı sene boyu. Yani ben ailesiyle de tanıştım efendim. Efe'yi de tanıyorum. Benim anladığım arkadaşlar psikolojisini sağlam tutan, mental olarak iyi durumda olan arkadaşların başarıları da bir o kadar artıyor. Yani o yüzden lütfen bir şeyleri sıkıntı yapıp gereksiz yere kendimizi üzüp hani süreç zaten hani bizim için çok iyi ilerlemeyebilir. Bunu daha kötü hale getirmeyin. Eğer iyi ilerliyorsa da daha iyi olması için lütfen bunlara dikkat edelim. Peki Efe, şimdi AYT'nin edebiyat sosyal kısmı ile ilgili bize ne önerirsin? Şimdi yani şöyle, ne yapalım, nasıl çalışalım, ne zaman çalışalım? Ne zaman aslında benimki biraz karışık. Ben 11'de sadece 11 tarihi yaptım. 9-10 coğrafyayı yaptım. 9-10 coğrafyayı bitirmeleri mantıklı bence. 11-12 zaten çok basit coğrafyası. 9-10 coğrafyayı yaptım. 11 tarihi yaptım. Bir de edebiyatta
Edebiyatta bir limiter kitabı var. Herkesin evet. klasik iştahçıların evet olan. Onu aslında bir göz gezdirip bitirdim. Ama hani yaz olduğunda hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonuçta hani bir kere bakmayla akılda kalan bir şey değil yani. Yazın bir daha baktım. Okul açıldı. Yine hiçbir şey hatırlamıyorum edebiyattan. Bizim bir hocamız vardı edebiyatta. Bayağı detaylı çalıştırıyordu. Bayağı detaylı hani ödevler verip duruyordu. İşte test kitaplarını kontrol edip duruyordu. Hani başta aslında şey gelmişti. Ya niye bu kadar uğraştın? Bu kadar uğraşacak bir şey yok gibi gelmişti ama onun sayesinde bayağı bir edebiyatla haşır neşir oldum. Hem dersleri dinledim hem işte onun sınavlarına çalışırken kitabı didik didik ettim. Üstüne bir de verdiği ödevleri yapınca yani ekstra bir soru kitabı da çözmedim aslında. Toplam iki tane falan soru bankası çözdüm edebiyatta. Bir de limiteli kitabında ama hani artık hani sayfalarını ezberledim yani böyle. Değil mi? Yani bir soru geldiğinde hangi sayfalar yazdı gözümün kitabı, önüne geliyor. Hani kitabın şeyleri falan eskidi yani. Sayfalarının artık çok ayrı bir şeye döndü. İşte bunu yapmak lazım arkadaşlar. Defalarca evet. kitapları okumak lazım. Yani ben nasıl sayısal öğrencilere MEP kitaplarını bu şekilde okumalarını söylüyorum. Aynı şey edebiyatta işte Levit'in el kitabı için bunu yapacağız. Ama şimdi değil. Bunun zamanını ben söyleyeceğim. O gün geldiğinde bunu böyle çalışmanızı istiyorum. Peki tarih ve coğrafya hani diyorsun ki işte tarihi 11 tarihi hallettim. 9-10 coğrafyayı hallettim. Bir şeyleri erken yapmak dezavantaj mı sence süreçte? Ya şöyle bence ekstra yapılması gerekli şeyler değil. Hani ben 11 tarihi yapmasaydım da olurdu büyük ihtimal 11'de. Ama matematik zamanında yapılması gereken bir şey. Yani matematiğe zamanında uğraşmanız ve vakit geçirmeniz gerekiyor aynen. yani. Olabildiğince fazla antrenman yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Matematikte fazlasından zarar gelmez. Aynen. Peki bize kaynak önerir misin Efe? Hangi kaynakları kullandın? Matematikte mi? Matematik, tarih, coğrafya, edebiyat. Şöyle. TYT. Sözel derslerinden başlarsam edebiyatta Limit zaten. Hı-hı. Limit'in test kitabını çözdüm. Bir de Limit'in el kitabını evet, çarptım. Her şeyde Limit kullandım. Tarihte şey vardı. Benim hocamın bir tane video ders defteri değil, haritalarla tarih diye bir şey vardı. Bayağı büyük bir kitaptı ve bayağı iyiydi. Aynı zamanda Limit'in el kitabını da kullandım yine, tarih el kitabını. Tarihte biraz daha konu odaklı gittim. Ekstra soru çözmedim yani. Bir tane belki soru bankası çözmüşümdür. Onun dışında daha konu odaklı gittim. Çünkü hani konuyu biliyorsanız zaten soruyu yapıyorsunuz. Ben o yöndeydim bir tık. Tamam. Coğrafyada ACE'sin 9-10 coğrafya föylerini bitirdim. 60 föy falan var 9-10 için. Çok iyiydi yani. Bayağı iyiydi. ACE'in coğrafya ile ilgili kaynakları bence bayağı iyi. Arkadaşlar bunları yazın bir yere. Evet. Başka? Matematik için 3D çok iyi. Hı hı. AYT matematik için. TYT matematik için bilmiyorum. Zaten hani bir tane soru bankası çözdük. Çözdük orada sen 11'de. Bayağı bir deneme çözdüm zaten sene boyu. Hani aklınıza hangi ünlü yayın geliyorsa çözdüm evet. yani. AYT matematik içinde 3'te Apotemi'nin maraton testlerini, bütün fasikülleri aldım. Sadece maraton testlerini çözdüm. Birazcık kitaplar boşa gitmiş oldu geri kalan kısmı ama onları da arkadaşlarıma verdim işte. Orijinalin son bir ay kala demiştiniz siz. Son bir ay kala çözün diye. Orijinali aldım. Sadece mavi ve pembe testlerini çözdüm. Ben biraz zor soru odaklı gidiyordum genel olarak. Daha çok hoşuma gidiyordu. Çünkü çözebiliyordun yani. Hani zor soruyu çözüyorsan zaten kolay soruyu çözüyorsun yani. İşte ama bir de şey oluyor yani onu öyle yapmamak lazım. Sınav yaklaştığında ya şimdi bazen iyi öğrenciler hani deneme sınavında bile uğraşmaya üşeniyorlar. Ha, tabii aynen öyle. Ya ben şundan dolayı zor soruya uğraşıyordum. Zaten tabii. Denemeler çok çözüyorum ve denemede zaten kolay sorularla uğraşıyorum. Normal zamanımda da daha zor sorularla uğraşmaya çalışıyorum. Yani farklı sorular görmek evet. lazım. Bir de 2021 bizim zamanımızda işte evet, çok zor yani. Çok zordu. Onun da tam bir olarak, korkusu var. Evet. Tam olarak onun için hazırlanıyordum yani. Evet. Onun da bir korkusu evet. var. Yani ya 2021 gibi gelirse ya 2021'den zor. Ya aynı evet. şeyler bu sene için de geçer. Evet. Şimdi 2023 sınavının nasıl geleceğiyle ilgili arkadaşlar elimizde hiçbir şey yok ki. Ya öngörülebilirliğini kaybetmiş bir sınava giriyoruz. Çünkü hani 2021'de 2022'yi yan yana koyduğunuzda hiçbirbirine benzemiyor. Ama bakın yani burada Efe bir şeyin de bize ispatını çok net yaptı burada. 2021 gibi gelecek diye çalıştığı sınavda 2022'yi fulledi. Evet, hani herkese doğru. sorun 2022 2021'den daha kolaydı. Kolayı zora yapan kolayı zaten yapıyormuş demek ki.
Yani AYT'yi fulleyip TYT'de 107,5 net yaptı. Zoruna göre hazırlandık. Yani bu sınav zor gelecek diye hazırlandık. Beko sistemde hep öyle yaptık. Peki Beko sistem için neler söylersin? Beko sistem için, ya ben dershaneye de gitmediğim için benim için çok yararlı oldu ya. 12'de hani program yapmak kendi başıma zor yani. Hani doğru düz bildiğim bir şey yok hani sonuçta. Planlama da yok. Bir de zaman kaybı yani. Oturup ona kafa yorması ya lazım. Bir de öğretim. Planı yapıyorsunuz. Bir hafta sonra plan değiştirmek istiyorsun. Patlıyor. Ben sizin programları kendime entegre edip ne kadar yapabilirsem yapıyorum. Aynen yani. Onu bir de optimize ediyoruz. Evet. Yani herkes her şeyi yapamayabiliyor. Aynen, bazıları aynen. Çıkarıp oraya bazen bir şeyler ekleyebiliyoruz ama elzem çalışmaları evet. Hepimiz yapıyoruz. Peki sevgili Efe. 2023'te sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler söyler? Yani şöyle çok çalışmak lazım ama bir tık bence çoğu insan abartıyor bunu. Yani normal hayatlarını bir köşeye bırakıyorlar. Hani ne bileyim kendi hobilerini, arkadaşlarını, ailesini yani tamamen bir köşeye bırakıp sadece derse odaklanmak hani insana uygun bir yapı değil yani. Davranış değil. Evet, aynen öyle. Bu kesinlikle. Peki senin rutinin neydi? Bir günün nasıl geçiyordu mesela okula giderken 12. sınıfta? Şöyle okula gidiyordum sabahleyin. Okulun yarısı ders çalışmayla geçiyordu. Yarısı da arkadaşlarımla eğlenmekle geçiyordu yani. Ben arkadaşlarımla eğleneceğimi bildiğim için gidiyordum okula. Böyle beni rahatlatıyordu çünkü arkadaşlarımla eğleniyordum. Akşam geliyordum eve. Hani sadece ders çalışıyordum. Başka hiçbir şey yapmıyordum. Yani okulda dersi gördükten sonra ya arkadaşlar ya şimdi insan isteyerek severek gittiği bir yerde, mutlu olduğu bir yerde. Aynen öyle. Severek gidiyorum. Akşam da eve geldiğinde motive geliyorsun. Yorgun evet. Bile olsan hani en az 1-2 saat bakıp yatarsın. Yorgun değilsen zaten devam edersin. Evet. Sporla aran nasıldı? Basketbol oynuyordun. Sporla aram basketbol oynuyordum. Yılbaşına kadar oynadım. Yılbaşından sonra bir tık bıraktım. Çünkü antrenmanlar zaten çok gitmedim ama maça git gel işte bir tık yorucu oluyordu. Yani. Bayağı oynuyor muydun ya? Okul takımında falan. Oynadım. Okul takımında da oynadım. Kulüpte de oynadım. Kulüpte zaten 9-10'da oynuyordum. 11'de karantina girdi. Çok hani kulüple ve okul takımıyla oynayamadım zaten. Ama 12'de de işte yılbaşına kadar hem yılbaşı. Kulüpte hem okul takımında oynuyordum. Ocak ayına kadar. Evet. Peki Efe böyle bir sonuç bekliyor muydun? Tamam çok düzgün çalışmışsın belli. Yani hani düzgün çalışmışsın derken ya böyle hani milletin anlattığı gibi böyle hani işte gecesini gündüzüne katıp da çalışan da düzgün çalışan, düzenli çalışan mıydı? Uzun bir süreçti yani bayağı. Bekliyor muydun peki yani bir Türkiye üçüncülüğü? Şöyle aslında hani Türkiye üçüncüsü olmayı hiçbir zaman beklemedim. Ama mesela eski başarı hikayelerine bakıyordum. İşte 2020'de yaptığı neti görüyordum. Hani diyorum ben bu neti yapıyorum zaten diyordum. Hani bir belki sınavda da iyi yaparsam ilk 10'a falan girerim diye düşünüyordum. Ama hani bir hayal gibiydi yani. Hayal gibiydi. Gökteki bir yıldız gibi. Evet. İyi geçerse, normal geçerse... İlk 100'e böyle, ilk 300'e falan girerim diye düşünüyordum. Peki sınavdan sonra ne düşündün bu konuda? Sınavdan sonra şöyle, cevap anahtarı açıklanana kadar biz zaten sınavdan çıktık, arkadaşlarla gezmeye başladık direkt. TYT benim kötü geçmiş gibiydi. Hani kötü geçtiğini düşünüyordum ki bir sene boyunca böyleydi zaten. Ben her TYT'den çıktığımda çok kötü geçmiş gibi düşünüyordum. Hiç iyi geçmedi. Hiçbir zaman iyi geçtiğini hatırlamıyorum ben. TYT'den çıkıp iyi geçti diye düşündüğümü hatırlamıyorum yani. AYT'den çıktığımda öyleydi. AYT'den çıktığımda güzel geçti diye düşünüyordum ama TYT'den çıktığımda yine kötü geçti diye düşünüyordum. Ve işte arkadaşlarla geziyorduk. Aradılar beni sonuçlar cevap anahtarı açıklandı diye. Ben TYT'yi kontrol etmeye korktum. Gittim AYT'yi kontrol ettim baştan. İşte parkın birinde oturuyorduk. Açtım AYT'yi kontrol ettim. Lan full baktım full yani. Hepsini yapmışım. Lan dedim hani TYT 90 falan gelse bile girerim herhalde bir 200'e, 300'e, 500'e. Orada bir güzel oldu yani. Peki TYT baktın mı sen? Akşam eve gittim. İşte 1'de 2'de falan açtım TYT'yi dayanamadım. Babamla baktık 107,5 dedim herhalde ilk 10'a girerim dedim sonra. Size de attım siz iyi evet. Bir şey girersin falan dediniz. Evet. Çok güzel olmuş. Valla bir kez daha seni tebrik ediyorum. Yani ikinci yılımızda da bir Türkiye üçüncüsü çıkarabildik. Ya bunu bu mutluluğu bize yaşattığın için sana ayrıca teşekkür ediyorum sevgili Efe. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum sana. Teşekkür ederim.
Tabii beraber gideceğiz şimdi. Maça gideceğiz İngiltere'ye, Anfield'a. Efe ile beraber olacağız uzun zaman arkadaşlar. Ekosistemde birlikte farklı şeyler de yapacağız. Hepinizi oraya bekleriz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve tebrik ediyorum seni. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.